Basının sinsi komplosu 2. bölüm. Asılsız haberlerin tehlikeli yüzü. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın gözaltına alınmalarının ardından medyada asılsız haberlerle ilk önce güya ortada bir suç örgütü olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmış, bir süre sonra da araya maksatlı olarak silahlı kelimesi eklenerek silahlı suç örgütü ifadesi türetilmiştir. Bu tür kelime ve algı oyunlarıyla birçok haber ve köşe yazısında yoğun olarak kullanılmaya başlanan silahlı suç örgütü kavramı camiamızda kasten özdeşleştirilmeye çalışılmıştır. Oysa Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız suç örgütü olmak şöyle dursun. Tam aksine Türkiye'de ve tüm dünyada yıllardır teröre karşı en büyük ve en etkili fikri ve ilmi mücadeleyi sürdüren kimselerdir. 28 Şubat dönemi gazeteciliği günümüzde de aynı şekliyle psikolojik harp ve linç uygulamalarına devam etmektedir. Medya linçlerine itibar edilmeye başlandığı andaysa ortada bir hukuk devletinin kalmayacağı da aşikar. Böyle ucuz bir komploya sessiz kalmak, ülkemizde adalete olan güvenin sarsılması açısından ciddi mahsurlar taşımaktadır. Şahsi çıkar ya da husumet duygularıyla hareket eden bazı iftiracı kişi, çevre ve medya mensuplarının tertemiz insanlara ortada hiçbir delil yokken silahlı suç örgütü iftirasını atarak bu kişileri kolayca mağdur etmelerine göz yumulması halinde kimsenin hukuk güvenliği kalmaz. Bu her an herkese karşı kullanılabilecek hukuk dışı ve adi bir yöntem haline gelebilir. Oysa ki hukuk herkes için gereklidir. Bugün böyle bir yargısız infazı bizzat düzenleyen ve iştirak edenlere olduğu kadar menfaatleri gerektirdiği ya da çekindikleri için bu haksızlığa göz yumanlara da hukuk bir gün lazım olabilir. Onlara da bazı karanlık odaklar tarafından benzeri iftiralarla saldırılabilir. Dolayısıyla bu tür hukuksuz, yargısız infaz girişimleri haksız yere mağdur edilen masum insanlar kadar ülkemiz ve toplumumuz için son derece tehlikelidir. Şu an elinde bu hukuksuzluğa dürüstçe tavır koyma, bunu önleyip telafi etme imkanı olanların harekete geçmek için adaletsizliğin kendilerinin başına gelmesini beklemeleri halinde vakit çok geç olabilir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti, güzel Türkiye'mize telafisi imkansız zararlar verebilir.